أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem kardeşlerim, Allahu Zülcelal Hazretleri bizleri ahseni takvimden halk etmiş ve bu ahseni takvim üzere idamemizi sağlamamız için aile kurmamızı, haramlardan uzak bir şekilde helal dairesinde bir yuva inşa etmemizi emrediyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "En-nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni." Nikah benim sünnetimdir. Kim nikahtan yüz çevirirse o benden değildir buyuruyor. Dolayısıyla muhteremler, aile hayatı kutsaldır. Toplumun çekirdeği, toplumun mayasıdır. Geçenki dersimizden sonra bugün ailede huzuru sağlayacak, mutluluğu sağlayacak bir takım prensipler vardır. Aslında bunları bilmiyor değiliz. Biliyoruz. Ancak bazen öyle bir gaflete düşüyoruz ki uygulamakta zorlanıyoruz. Bakınız kardeşlerim, bugün aile olmaya aday gençlerimize bakıyoruz. Aile olmada sorumluluk bilinci gelişmez ise sorunlar yumağının altında gençler evliliklerinin ilk yıllarında maalesef o yükü kaldıramamanın sıkıntılarını yaşıyor ve korkunç ayrılıklara yöneliyor. Ailede karşılıklı hoşgörü, şiddetten uzak durma, yapılan hatalar, anlaşmazlıklar suhuletle çözülecek alanlar, çözülecek ortamlar oluşmalı. Yapılan hataya orantılı bir şekilde tepki gösterme esastır. Yani sınırsız şiddet ve tavır aileyi temelden sarsar kardeşlerim. Ufak bir anlaşmazlık, ufak bir hata haddinden fazla büyütülmemeli. Gerçekten bu noktada aileler, hepimiz birçok zaman hataya düşüyoruz. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu hadis-i şerifine bakınız ki ne kadar güzel bu noktada bizlere örnek teşkil eden bir yol açıyor. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, kusurlarını yüzlerine vurarak ayıplamayın, onları dövmeyin, cezalandırmak düşüncesiyle evde tek başına bırakıp ihmal etmeyin. Görüyor musunuz? Cezalandırma noktasında onları terk etmeyin. Onların sizin üzerinizde, sizin onların üzerinde hakları var. Dolayısıyla yemede, içmede, gezmede, onlara olan ilgide ölçülü hareket etmek esastır kardeşlerim. Ve biz bu noktada birçok insanımız ölçüyü o kadar kaçırıyor ki evde hanımefendi zaten evde beklemek zorunda. Hiçbir yere çıkması gerekmiyor, gezmesi gerekmiyor. Ne getirirseniz sükût edip hiçbir şey demeden onu kabul etmesi gerekiyor. Böyle bir anlayış yok. Onun için ailelerdeki geçimsizliklerin başında orantısız şiddet
Orantılı şiddet var mı peki? O da yok da. Hatalar karşısında orantılı, müsamahalı bir şekilde karşılık verme. Yani bazen insan üzülür, kırılır, bağırır. Şimdi bir bardağın kırılmasıyla veya bir yemeğin geç gelmesiyle veya bir ütünün çift çizgiyle ütülenmesiyle kıyameti koparan beyleri biliyoruz. İşte bu orantısız dediğimiz bu. Eğer bu şekilde olursa o zaman o ailede sevgi bağları gider kardeşim. Durmadan gerek erkek tarafından gerek kadın tarafından çok fazla konuşulan, çok fazla üstüne varılan konu artık sinir uçlarını germeye başlar. Bu önemsenmeyecek kadar çok önemli bir madde. Şiddetten uzak durmak. İnsan mutlak geçinmek zorunda değil. Yani Allah geçim versin. Bunun da sanatı bizdedir aslında. Geçinme yollarını arayalım ama hiç anlaşma söz konusu değil. Anlaşamıyor insanlar. Hatta bazen ne oluyor biliyor musunuz? Nişanlılı dönemindeyken caymalar oluyor. Ya belki de hayırlısı o. Yani el nedir, alem nedir? Acaba bizi ayıplarlar mı? Bırakın bu işleri. İnsan demek ki o dönemlerde kriterler uyuşmuyor. Zaten nişanlılık dönemi kurulacak ailenin temel esaslarında uyuşup uyuşmamanın ön dönemidir bu. Bu dönemde insanlar birbirlerini tanırlar, birbirlerini görürler ve ona göre eğer gidebilecek bir alan varsa devam ederler, gitmeyecekse çayılırlar. Ayıp değil ki bu. İşte muhteremler, Allah-u Teala kadına da muhteşem, muhkem bir hak tanıdığı için, erkeğe de bu hakkı verdiği için bu dönem zarfında evli gibi davranmamak, sınırları aşmamak esastır ki ayrılıklar söz konusu olduğunda kız tarafı mağdur olmasın. Başka birisiyle evleneceği zaman her şeyi bununla yaşamıştır, dul muamelesi görmesin diye Allah kadının hakkını bu şekilde korumuş. Nişanlılık döneminde sakın ha ona elini dahi verme diye bir kural koymuş adeta. Niye? Daha evli değilsin. Evlenmeden önce böyle bir karı koca hayatını yaşama ki ayrılacak durumda olan kişi de dul muamelesi görmesin kardeşim. Evet, bu bağlamda kardeşlerim, evlenecek kişiler sadece aileyi, eşi, şehvi arzuların tatmini olan bir alan görmemeli. Yani sadece bir şehvetini tatmin edecek bir alan görmemeli. Evlilik sorumluluk isteyen, fedakarlık isteyen, özveri isteyen, sadakat isteyen, güven isteyen bir müessese. Ve en güzel meyvesi de evlattır. Ya onun için Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, evleniniz, çoğalınız. Zira ben sizin çokluğunuzla mahşerde iftihar edeceğim buyuruyor. Demek ki muhteremler, sadece bir evliliği şehvi arzuların tatmini olarak değil, bir neslin devamı için sağlanması için kurulması gerekiyor. İşte bunun içinde bu mutlu yuvaya engel olacak özelliklerden uzak durmak esastır. Yoksa mutsuz evlatlar, psikolojik bunalımı olan toplum meydana gelir nauzu billah. İkincisi muhteremler, şiddeti devre dışı bırakan hareketlere yönelmek lazım. Birincisi şiddetten uzak durmak, ikincisi şiddeti önleyecek tavırlara yönelmek. Nedir bu? Neden insanlar şiddete girer veya sınırları aşar? Bir, varsayım, dedikodu, iftira, efendim
aşağılama, olayın iç yüzünü bilmeden yüzeysel olarak bir olaya hükmetme. Bu maddelerden uzak durmak şiddeti önler. Hele bir bekle bakalım. Hele bir sabret bakalım. Hele bir olayı iyi anla bakalım. Bakınız kardeşlerim, aile hukukunda bizim toplumsal olarak, bak ihtiyarı genci yok bu işin, yaptığımız en büyük yanlışlıklar, keşke şu sohbetleri evde hanım bacılarımız dinlese. En büyük yanlışlıklar eşlerin, hanımların mahallede komşularıyla beraber oturup kalktıkları zaman kendi akranları, arkadaşlarıyla mahrem sınırlarını aşmalarıdır. Bunları kadınlar yapıyor maalesef. Mahrem sınırları aşan bir kadına günah olarak o mahrem haram yeter diyor Allah Resulü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mahşerde bir kadının özel hayatını ifşa etmesinden daha büyük bir günah yoktur ona diyor. Dolayısıyla muhteremler, mezara kadar giden hukuku var bir insanın eşiyle. Velev ki ayrılsa dahi, velev ki ayrılsa dahi, mezara kadar giden, asla ve asla ifade etmesi caiz olmayan kurallar var. Dolayısıyla kadınlar kendi arasında kocasının kendisini sevdiğini, kocasından hoşlandığını, kocası onun için öldüğünü, kocasının her işi yaptığını, kocasının her dediğini yaptığını söylemesi aslında o kişinin ailesine dinamit, kendi hayatına, kendi ailesine dinamit koyuyor, farkında değil. Hele hele mahrem olan özel hallerini de anlatanlar var. Bunlar asla ve asla doğru değil. Bakınız kardeşlerim, kadın mahremdir. Kadın kutsaldır. Kadın ziynettir. Onun için sadece bir elbiseyle örtülmesi değil, ellerinin ve yüzünün haricinde bütün bedenin asla ve asla teşhir edilmemesinde muhteşem sırlar vardır. Hani demişler ya, bu olay olan bir hadise. Olan bir hadise bu, olan. Bu meşhur hadiseyi bizatihi yaşayan insanlarla ben tanıştım. Hanım kardeşler kendi aralarında otururlar, konuşurlar. İşte ya, işte kupa vurulacak sırtına. Bayan için göbek ile diz kapağı mahremdir biliyorsunuz. Bayanın bayana mahremi, haramı. Dolayısıyla sırtına kupa vuruyor. Sırtında koskoca bir beni varmış bayanın, komşusunun. İşte aradan 3-5 yıl geçer veya 2-3 yıl geçer, araları baya bir kavgalı olur. Tabi bu esnada, kavgadan önce o öbürünün hanımı, o kupa yapan hanım bunu gördüğü için gelir kocasına anlatır bunu. Der, bunu da tabi güya normal anlatır. Ya komşumuzun sırtında koskoca bir ben var, umarım inşallah kanser değil falan der. Güya iyi niyetle. Bu bile caiz değil. Yıllar sonra ne oluyor biliyor musun? O kavga dövüşte o erkek, anlatılan koca, öbür arkadaşının hanımı hakkında, ulan sen şöyle böyle değil misin? Ben senin hanımının sırtındaki beni dahi biliyorum. İş bitti. Bitti. Fitneye yetti bu. Ve katliamlar baş gösteriyor kardeşler. Allah muhafaza eylesin. Bakınız, iyi dinleyin beni. Hangi yaşta, hangi grupta olursanız onu hiç fark etmez. Kadın mahrem oluşu sadece gösterilmemesi değil, onun bütün güzellikleri, onun bütün maharetleri, onun bütün size olan aşinalığı, hayranlığı sizde kalsın. Sizde kalsın. Böyle olmadığı takdirde Allah muhafaza eylesin, fitneler ile anlattığı kişi eğer arasında ailesiyle, hanımıyla problemi var ise ne oluyor? Bir sefer farklı noktalarda farklı çağrışmalar meydana geliyor. Bunları hayatta görüyoruz kardeşlerim. Onun için bu noktalara yönelmemek için mahrem dahilinde hareket etmek lazım. Hanımın çok güzel yemek yapmış olabilir.
her elinde 10 maharet olmuş olabilir. Bunu söylemene gerek yok. Bunu kimsenin bilmesine de gerek yok. Yani bunun anlatılmasına da gerek yok. Dolayısıyla bu gibi noktalar iyi niyetle de anlatılsa bir takım belirli bir vakitten sonra Allah muhafaza etsin şiddet olarak size dönebiliyor. Muhterem kardeşlerim, ailenin temelini sarsan dinamiklerden birisi de sevgisizlik, sevginin körelmesi. Özet olarak geçen bunlara değinmiştik. Sevgi. Hiç. Sevgiyi yok eden etkenler nedir? Maddi sıkıntılar, stres, yorgunluk, uykusuzluk, komşularla olan münasebetlerdeki problem, hanımının yakınlarıyla olan, kocanın yakınlarıyla olan problemler. Eğer bunları siz eve taşıdınız mı, artık o evde sevgi kalmaz. En önemli nokta budur kardeşlerim. Bir evde karı koca ilişkisinde sevgi kalktı mı, artık tuğlaların arasında harçsız yapılan binaya benzer. Bir rüzgarda gümbür gümbür yıkılır. Bu sevgiyi yok eden özelliklerin başında maddiyat gelir, stres gelir ve başkalarını örnek alma gelir. En önemlilerinden birisi de yakınların, akrabaların o evde müdahale olması vardır. Bakınız, şöyle çevrenizde bunlara şahit oluyorsunuz. Senin annen böyle dedi, senin annen beni istemiyor. Ya bilinçsizce, bakınız, bilinçli değil. Hiçbir ana, hiçbir baba oğlunun yuvasının dağıldığını istemez. Hiçbir ana kızının yuvasının dağıldığını asla istemez. Ama bilinçsizce, cahilce, iyi niyetle o yuvaların dağılmasına sebep olan analar ve babalardır. Niye? Damadı sevmez. Öbür damat hoşuna gider. Öbür damattan nefret eder. Bunu da kızıyla paylaşır. Senin kocan şöyle, senin kocan böyle diye 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 kafasını öyle bir doldurur ki eve gelince kıyamet kopmaya başlar. Böyle değil de, ya bu benim kızımın namusunu taşıyor. İyi veya kötü, bunun bir yönü, her yönü iyi de kötü olamaz bunun. İyi yönleri de vardır, belki benim hoşuma gitmese de deyip, sırf o yuvanın devamı için kocasını sever, kocasına sayar, kocasına ikram ederse, o zaman o hanım da damadına ikram eder, damadını itibar gösterirse, o kadın da kocasına öyle değer verir. Bakınız kardeşlerim, iyi dinleyin abilerim. Bir kadın veya bir erkek, netice itibariyle o bir bayan yabancıdır. Bir vücudun parçası değil, kardeş gibi değil, ana gibi değil, baba gibi değil. Haklı da olsa, haksız da olsa bir kadın anasını sever, babasını sayar, kavgalı da olsa onun ölümünün karşısında ağlar, sızlar, ölür, yanar tutuşur. Öyleyse hiçbir zaman hanımınızın annesine, babasına asla saygısızlık yapmayın. Hanımınızın veya kocanızın, kaynananızın, kayınbabanızın hürmetkarı olun. Bakınız eşiniz de size nasıl hürmetkar olacaktır. Bu iş böyledir. Onu sevin ki o da sizi sevsin. Bu işte sevgiyi körelten maddelerin başında eşlerin anne ve babalarına olan saygıların da azalması, yok olması, dolayısıyla o ailelere de yansımış oluyor. Rabbim hepimize ailelerimizde mutluluklar nasip eylesin. Sevgi bağını köreltecek her türlü davranışlardan uzak eylesin.
Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.